Pendik'te Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına bir silahlı saldırı olmuş. E, i̇ki kişi yapıyor bu saldırıyı. Ölen ya da yaralanan yok. E, motosikletli iki kişi geliyor lojmanlara. Şimdi bakıyorum e, Pendik Kaymakamlığı'nın Batı Mahallesi'nde bulunan lojmana oradaki sokağa geliyorlar. Lojmanın önünde bulunan polis noktasına yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştiriliyor. Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçıyor. Ölen ya da yaralanan yok. Şimdi o saldırganlar bulunmaya çalışılıyor. Yani bilmiyorum hani bir, şey söylemek ister misiniz ama en nihayetinde özellikle seçime doğru giderken hani böyle çok sık işte son olarak AK Partili adayın seçim çalışması sırasında olduğu Sanki bu tür provokasyonlar oldu. artacak evet, gibi gözüküyor. Yani bu, bu seçim dönemi gerçekten hani süreci bir anlamda provoke etmek için mi acaba bunlara ne yapmak yani lazım diye acaba dedirtiyor ama ne dersiniz çok hızlı bir şeyinizi yani alayım. Yani iktidarın ekonomik anlamda artık sefaleti yaşattığı bir ülkede söyleyecek sözü kalmadı. Dolayısıyla bu yine bu beka ile paralel bir siyaseti götürmek istiyorlar. Bu beka'yı da artık bütün tehlike olarak gösterdiklerini öpüştüler. Artık bu gidişle birisi o Hüseyin Baş e, hangi partinin genel başkanıydı? Haydar Bey'in alaramati. Ha bir evet. Hüseyin Baş o kadar güzel söylemiş ki yani sırada artık FETÖ kaldı diyor. Yani Sisi'yle öpüşüyorsun. E, Netanyahu'yla öpüşüyorsun. Bir şekilde diyalog kuruyorsun. Birleşik Arap, Arap Emirlikleri ile, Suudi Arabistan'la şunla bunla derken yani Beka meselesinde insanları korkutacakları, insanlara işte bak buradan bir tehlike var diyecekleri alan kalmayınca böyle içeride terörle, içeride bu tip, bu tip böyle egzantrik işlerle, bu tip tetikçilerle, kitalık tetikçilerle ki örgütün, bazı örgütlerin İstanbul'daki eylemcilerinin tıpkı Oslo'da PKK ile yap, pazarlık yaparken biz sizin hangi mahallelerde ne kadar mühimmata bile sahip olduğunuzu, nerelere sakladığınızı biliyoruz dedikleri kadar hepsini bilen bir devlet anlayışı var ama bunlarla mücadele etmiyorlar. Ben etmiyorum. sizin değerlendirmenizden bu tür saldırıların özellikle böyle bir dönemde işte sık sık karşımıza çıkıyor olmasının böyle bağımsız tek başına hani saldırılar olmadığı mesela evet bir mesela organizasyonla... nasıl 17 el silah boşaltıyor ondan fazla insan Tutuklanıyor da e, bu e, Aziz Yeni Aya'ya yönelik saldırıda. Ya hadise hala belli değil. Aziz Yeni Aya mı yönelik? Arada bir husumet mi var? Başka bir şey mi var? Şimdi o yani bana yönelik söylüyor. diyor hani ama, hangi 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 diyor ama adliyeden böyle bir şeyler çıkmıyor. Eskiden gazeteci arkadaşlarımız bunu dediklerdi, eşelerlerdi. Evet. E, evet. Daha bir sonuç çıkmıyor. Yani e, böyle bir bir e, muamma var tıpkı Diyarbakır'daki o Şen kardeşler hadisesindeki gibi. Evet. Önce reddediyor, reddediyor, reddediyor. Sonra yürekli bir savcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı çıkıyor. Bir bakıyorsun bir dosya açıyor. Aa, hiç de öyle değilmiş kazanaya Birçok bu mafyatik ilişkilerde bunları gördük. Birçok insanların böyle takipsizlik verilen öldürülmelerinde, katledilmelerinde ondan sonrasındaki davalarında gördük. Bu Böyle